Emekliye zam son dakika. Emekli maaşları için 3 kritik düzenleme yolda, yeni tablo belli oldu. Emekliye zam için Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. Şu ana kadar ortaya çıkan 5 aylık enflasyon verisine göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisinin alacağı zam oranı belli oldu. Emekli zammı için yapılan hesaplamalarda en büyük belirleyici enflasyon rakamları olacak. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 2025 emekli maaş zamları için belirlenecek zam oranında. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, %44'lük enflasyon beklentisine göre maaş zamlarını hesapladı. Gelecek dönemde yapılması beklenen 3 kritik düzenleme hakkında açıklama yaptı. İşte milyonların gündemindeki zam oranları. Emekliye zam için milyonların gözleri 3 Ocak tarihinden açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tahminlerine göre yıl sonunda enflasyonun %44 olması bekleniyor. Peki 5 aylık enflasyon rakamlarına göre emekli zammı ne kadar olacak? Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaşı zamı için hangi oran ön plana çıkıyor? emekliyi bekleyen 3 önemli gelişme tek tek sıralandı. İşte tüm detaylar. Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emekli 3 Ocak tarihinde açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Ocak-Temmuz 2024 döneminde Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisine %24,73, memur ve memur emeklilerinin maaşları ise %19,31 zam aldı. Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Kasım ayında tüfe aylık bazda %2,24 olurken yıllık enflasyon ise %47,09A oldu. Tüfe Ocak ayında Ocak ayında %3,23, Şubat'ta %2,47, Mart'ta %2,97, %Ekim'de ise %2,88 Kasım ayında ise 2,24 şeklinde hesaplandı. Bu rakamlara göre 5 aylık enflasyon 14,57 oldu. 5 aylık enflasyona göre hesap. 5 aylık enflasyon farkına göre ortaya çıkan rakamlar şu şekilde. Toplam enflasyon, i 1457 Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklisine yansıyacaksam, i 1457 Ortaya çıkan enflasyon farkı, i 416 7. Dönem toplu sözleşmesi zammı %6 5 aylık enflasyona göre kümülatif zam 10.41 Memurlar ve memur emeklisi için 4.95 enflasyon farkı oluştu. %10'luk bir toplu sözleşme almışlardı, onun üzerine 4.95 geldi. Enflasyon artışları da %6'lık toplu sözleşme ile beraber 11.25 oldu. En düşük memur maaşı 43616, en düşük memur emeklisi aylığı 19566 lira, en düşük taban maaşı ise 12500 liradan 14431 liraya çıkacak. Bizim burada 15000 liralık beklentimiz de var. Sıfır zam tehlikesi ortadan kalkacak. Faruk Erdem emeklilik için gelecek dönemde yapılması beklenen 3 kritik düzenlemeyi şöyle sıraladı. Taban maaş düzenlemesi Emekli ile memur artış oranının düzenlenmesi. Tüm emeklilere refah payı verilmesi. Faruk Erdem iki madde beklenti halinde ilk madde ise artık kesin. 11 bin liranın altında maaş alanlar açısından sıfır zam tehlikesini ortadan kaldırmak için taban maaş da yükseltilecek. Her zam döneminde zaten yükseltiliyor zam oranı kadar ama 15 lira olursa ve zam oranı da %16 17'lerde kalırsa taban maaş artışı daha yüksek bir oran olmuş olacak %20 olmuş olacak